herkes hırsını benden alıyor. Sanki onlar sütten çıkmış ak kaşık değil mi? Mukaddes hep kabahatli. Hep kabahatli olan Mukaddes, hep suçlu olan Mukaddes. Mukaddes Hanım yapma Allah aşkına. Gözümüzün içine bakıyorlar gidelim diye. Ama hiçbir şey bulamadılar tabii bunu bahane ediyorlar şimdi. Ya döktün saçtın Allah aşkına her şeyi ortalığa. Peşinden bizi buralara sürüklerken Mukaddes çok iyiydi şimdi kötü oldu değil mi? Yahu bir dur. Bir sakinleş Allah aşkına. Bak 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 sen her şeyi ateşe ver ondan sonra bana dur de. Oldu. Ama olmuyor böyle canım. Niye şimdi çıkartıyorsunuz eşyaları? Kadir Bey ben istenmediğim yerde durmayacağım. Beni bağlasanız bile burada durmayacağım. Ya ver şunları bana tamam mı? Bunları da götür içeri. Ya ne oldu canım? Anlamadın sen daha ne olduğunu. Kovulduk diyorum ya. Gidiyoruz işte popomuza baka baka. Ya sizi kovan mavan yok. Nereden çıkardınız? Hem nereye gideceksiniz canım şimdi böyle ev falan bulmadan? Vallahi neresi olursa oraya gidelim. Olmadı parkta çadır kurarım, onun içinde yatarım. En azından sizin suratınızı da çekmem, o kızın suratını da çekmem. Mukaddes Hanım sen delirdin mi Allah aşkına? Hem suçlusun hem güçlüsün. Oturup özür dileyeceğin yerde neler yapıyorsun sen? Fahrettin Bey'in paralarını görünce havalandınız değil mi? Fiyakanızdan yanınıza yaklaşılmıyor be. Çok ayıp ediyorsun. Ben gururlu bir kadınım Meryem Hanım. Yeter artık bize sığıntı muamelesi yaptınız. Bizi ezmenizden bıktım artık. Gidiyoruz bulun bakalım bulabiliyorsanız bizi. Ama yapmayın böyle canım. Bakın Rahmi'yi de üzüyorsunuz. Rahmi? Rahmi bir şey söylesene sen de. Gidelim alalım içeriden eşyalarımızı defolup gidelim artık buradan. Yeter be yeter. Kes sesini. Gir içeriye Mukaddes. Ben ev bulup gelene kadar da sesini çıkartma. Rahmi. Bak 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 sen şuna. Asıl sen bana bak. Sen bana bak. Seni bir şikayet ederim. Gider hapiste oturursun bundan sonra. Öbürküler gibi hapsi boylarsın sen de. Bütün pisliklerini tek tek dökerim ortaya. Oynadığım bütün oyunları anlatırım bir bir. Yeter artık. Yeter kardeşime yaptığın kötülükler. Bıktım artık senden, bıktım. Rahmi, kendine gel. Ne hakkın var senin bu kadar insanı üzmeye ha? Ne hakkın var? Al şimdi bunları. Otur içeriye. Çabuk gir içeriye. Tamam, toplarız onları birlikte. Tamam, tamam. Hayır, kendi toplayacak. Nasıl dağıttıysa kapının önüne kendi toplayacak. Bak Mukaddes sana söylüyorum çok fena yaparım seni, çok fena yaparım. Ne oluyor be? Üstüme iyilik sağlık. Kes sesini. Bundan sonra ben ne diyorsam o, tamam mı? Bak Mukaddes, ne diyorum sana? Hapse attırırım seni, hapse. Ben şimdi ev bulmaya gidiyorum. Otur sen de benim gelmemi bekle. Ya bulursun beş parasız. Var benim param, var. Mandıra kimindi? Sattık. Tarla. Onlar bana annemle babamdan kalmıştı. Fatma Gül'le benim param. Helal para, helal. Senin paran gibi kirli para değil. Sende bir tek Yaşar Allar'ın parası var. Onu da al başına çal. Rahmi, Rahmi kardeşim nereye gidiyorsun? Dur bir dakika. Ev bakmaya gidiyorum Kadir abi, ev bakmaya. Yeter artık size verdiğimiz sıkıntı, rahatsızlık yeter. Ya saçmalama. Tamam gel. Gel bin arabaya. Rahmi bak, acele etme, yanlış bir şey yapma sen de, tamam mı? Kimsenin size gidin dediği yok. Biliyorum, biliyorum Kadir abi de ama artık olmaz. Mukaddes üzüyor, herkesi çok üzüyor. Ya biz onu olduğu gibi kabul ettik. Biz biliyoruz neyin ne olduğunu. Aramızda idare ediyoruz. Şimdi sen de böyle yaparak daha fazla büyütme olayı lütfen. Sağ ol, sağ ol. Biliyorum, siz göz yumuyorsunuz çok şeye. Sırf Fatma Gül'ün hatırı var diye her şeye kulaklarınızı kapatıyorsunuz. Ama artık olmaz. Ben kimseye yük olmak istemiyorum. Yapma ama böyle ha. Hadi sakinleş biraz. Herkes sakinleşsin, her şey yoluna girer. Olmaz artık Kadir abi, olmaz. Mukaddes bu evdeyken artık Fatma Gül buraya adımını atmaz. Atmasın zaten. Yüzüne bakmam dedi. Bakmasın zaten. Ben gider kardeşimi görürüm. Ama kimseye rahatsızlık vermeden görürüm. Görüşürüm ben onunla. Şimdi sen mi götüreceksin beni emlakçıya, ben kendim mi gideyim? Götürürüm ben. İyi be, her şey onun istediği gibi oluyor. Fatma Gül Hanım'ın etrafında dönüyor herkes. Tabii Mustafa'nın ölümüne rahat rahat ağlayamadığı için Kerim yanında beni bahane etti. Doya doya ağlamak için bana saldırdı, ben biliyorum.
Allah'ım ya Rabbim beni o sinsi kızın elinden kurtar ne olursun. Kurtar beni onun elinden. Almışsın haberi. Maalesef. Fatma Gül'e söyledi mi peki? Söyledim baba, haberi var. Fatma Gül nasıl, iyi mi? Üzgün. De başka şeyler de oluyor yengesiyle ilgili. Hayrola? Sonra anlatırım baba. Şimdi atölyeye gitmem lazım, ustalar gelecek. İşin yoksa gel orada konuşalım. Hemen çıkıyor musun? Hemen çıkacağım. Peki, biz de o tarafa doğru geliyoruz zaten. Atölyede konuşuruz, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Sen gitme. Yok. Benim de yapacak işlerim var zaten. Sen de haklısın. Ama... Neden bana sormadın Kerim? Neden bu mektupların burada ne işi var demedin? Hı? Niye bunun için Bodrum'a gittiğini söylemedin? Oraya kadar kalktım, senin peşinden geldim. Halinden bir terslik olduğunu anladım. Kaç kere ne oldu, bir şey mi var diye sordum. O zaman niye söylemedin? Seni üzmek istemedim. Sen benim Mustafa'nın mektuplarını sakladığıma inandın. Bu senin için seni benim uzağıma düşürebilecek kadar önemliydi. Ve sen bunu bana söylemedin. Çünkü sen benim Mustafa'yı bitirdiğime inanmadın. Ve aklımın hala Mustafa'da olduğuna inana inana düğün yapalım dedin. Buna nasıl razı oldun? Biz birbirimize sözler verirken de sen bana inanmıyordun o zaman. Hep inanıyormuş gibi yapıyordun. Benim sana numara yaptığımı düşünerek sen de rol yapıyordun. Biz evliliğimizi yalanlar üstüne mi kurduk Kerim? Tabii ki değil Fatma Gül. Benim inancım sana tam. Tamam, itiraf ediyorum. O mektupları bulduğumda kafam karışıktı. Acaba mı dedim. Ama babamla konuştuktan sonra yanlış yaptığımı anladım. Babam o mektupları muhakkak saklamışsın, bir nedeni vardır dedi. Ona da mı söyledin? Baban da mı benim Mustafa'nın mektuplarını sakladığımı düşünüyor? O da mı onu bitirmeden sana evet dediğimi zannediyor? Tabii ki öyle değil Fatma Gül. Başka kime söyledin? Meryem abla? Kadir abi? Bodrum'a gitmeden önceki gece Emre'ye dışarı çıktınız, içtiniz onunla. Ona da mı anlattın? Ona da mı dert yandın Kerim? Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.